Hoş geldiniz arkadaşlar, ben Eren. Bugün sizlerle çürüyen yemekleri izleyeceğiz. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda bir videosunu yayınlamıştım. Bayağı izlendi, bayağı tekrar bölümü istendi. Biraz mide bulandırıcı tepkiler aldı. Fakat bugün yeni videonu izleyeceğiz. Hala abimize katılmazsanız benim bir şekilde abone olabilirsiniz. Burada eti çürütecekmiş arkadaşlar. Abi etten ben çok korkuyorum çürümesinden. Başlıyoruz abi. Çok güzel bir kıyma şu anda karşımızda. Sesini kısayım biraz. Şu an normal, evet, biraz rengi gitti. Evet, biraz kusma benzemeye başladı. Rengi tekrar kızardı. Şu an oha, pişiyor gibi lan. Iyyyy. O beyaz şeyler ne? O beyaz sanki pişiyor gibi, kurudu zamanla. Kendi kendine ayrılıyor mu et? Abi kurtçuk onlar. Oğlum korkuyorum lan. 123 saat oldu. 5. günde. O beyaz şeyler... Abi bir anda kurçuklar yumurtadan mı çıkıyor? O beyaz şeyler ne? Abi sinek yumurtası mı bunlar? Abi sanki bir sinek geliyor ve üstüne yumurtluyor. Oha, bunlar sinek yumurtası. Sinek larvası. Bunlar büyüyecek, sinek olacak. Büyüyenler var. Abi yapma, solda bir şeyler olmaya başladı. Şu sola bakın. Abi yapma, iğrençleşiyorlar. Oha, yok artık. Yok artık. Yok artık. Ne oluyor lan? Abi bir dünya oluştu etin altında. Eti kalk... Et canlanıyor. Yok anasının ki. Et yürüyor. Abi korkmaya başlıyorum. Ne oluyor? Yapma be. Yapma, yok artık. Yok artık. Anasının... O beyaz şey ne? Abi kaçacağım buradan yavaş yavaş. O ne oluyor orada? Oha, midem bulanıyor. Abi et canlanıyor. Altından bir şey çıkacak. 350. gün. Abi, abi altından var ya, çok kötü bir şey çıkacak. Abi yapma. Bu video sarı tik yiyecek. Net sarı tik yiyecek. Korkuyorum. Korkuyorum arkadaşlar. Abi altında bir şey mi var bu etin? Abi o kusmuk gibi şeyler nasıl çıktı etten? 500 saati geçti. 22. gün. Abi yok, larvalar. Kaşın tuttu beni ya. Ay. Tamam artık da. 600 saati geçti. Kaç gün olacak? 1000 saati mi görecek? Ananız... Tamam, çok bir şey yok değil mi? Çürümüş sadece. 600 günü mü geçti en son? 650 saati geçti. 666. 670 saati durdu abi. Ne oldu o canlıların hepsi? Öldün mü yanda? Ananız... Yapma onu. Onu yapma. Kesin bir şey çıkacak. Ay, bu ne? Bu ne oğlum? Oha! Dünya var lan aşağıda. Abi!
Arkadaşlar bu ne? Yok anasının ki. Onlar ne ara büyüdü de geldi oraya? Bunlar sinek larvası olamaz ya. Bir de şunu size şu anda çok kötü bir düşünceye sokayım mı? Bu bir et. Et çürüdü ve böyle oldu. Arkadaşlar biz de etten yapılmışız. Ölünce çürüyünce biz de böyle olacağız. Ya şu an hepinizde böyle bir korku sardı değil mi? Böyle bir içiniz şey oldu da işte hayatın gerçekleri. Bilmiyorum insanda böyle oluyor mudur da böyle oluyordur abi. Ne olacak başka? Ama o yüzden kefen diye bir şey var. Abi şu güzelim et, bir daha et yemeyeceğim. Bu ne? Ne oldu öyle? Abi şu güzelim, bak bak. Bu güzelim et, köfte, hamburger, ne oldu öyle? Ya karnımızda da etler öyle oluyorsa? Bu biraz sonra çoğumuz et yemeyeceğiz. Ay. Oy. Ay psikolojim bozuldu. Oh, toparlayacağım kendimi, tamam. Tamam toparlıyorum abi. Oy. Tamam. Her şey yolunda. Suyun çürümesi diyor. Suyun çürümesinden bir şey olmaz herhalde. Suyu zamanın lapsına koymuş. Suda bir şey olmaz herhalde. Sudan üstüne kurt çıkıyor. Kelebek çıkıyor. Anasını satayım. Ayy. Suda küçük köpürmeler var sanki. Sekiz, suda bir şey yoktur abi ya. Evet, suyun ortasında bir oluşum oluştu abi. Bir tanecik damlacık oluştu. Buharlaşma oluyor bence sadece şu an. Düşünün suda çürüyormuş. Abi bu kanalda her şey beklerim ben. Her şey çürütüyor ya. Tamam, su normal abi. Şu an korkacak bir şey yok. Tabii zamanla sadece buharlaşıyor. Kütle kaybediyor. İlginç kısmı, sanki azaldıkça daha az kütle mi kaybediyor? Allah, etrafta sinekler uçuşmaya başladı, korkuyorum. Bir de su ne kadar temizmiş lan, hiç kireç lekesi bırakmadı bardakta. Bulanıklaşmaya başladı sanki su. Ben buna inanmıyorum ha. Benim evimde mesela, ben arkadaşlar çay var şu an, bir tane çay var, göstereyim size. Şu video bitsin kendi evimdeki timelapse'i göstereceğim. Bende bir çay var ve küflendi arkadaşlar. Yaklaşık 2 haftadır duruyor orada. Hatta bu olurken dur gideyim getireyim mi? Bakın getiriyorum lan, çayı getiriyorum. Bakın arkadaşlar, benim evimdeki timelapse, al. Bakın bu bir çaydanız. Arkadaşlar bakın. Evet bu bir çaydı bir zamanlar. İçi küflenmiş artık. Bu ne? Direkt bardaklı çöpe atayım ama bardak da bedava biliyor musun? Kapıya bırakmışlardı. Ben bunu bırakıp geliyorum. Biz de kendimizce timelapse'ler yapıyoruz kardeşim yani. Kendi timelapse'ini kendin yapacaksın bu devirde değil mi? Tamam suda bir şey yok arkadaşlar. Suyu 18 gün falan bekletip içerseniz ebenizinkini görürsünüz. Sakın öyle bir şey yapmayın. Suda bir şey yok abi, tamam geçiyorum. 64 gün bekledim oğlum. O eti 64 gün bekletseydin neler olurdu tahmin edebiliyor musun? Su sadece kütle kaybetti. Sırada ise bal kabağı var. Tempanon kanalına teşekkürler arkadaşlar. Kullanmamıza izin verdiği için bu görüntüleri. Ve karşınızda bal kabağı. Hukido Pumpkin diyor, ne demekse. Bal kabağı değil, başka bir şeyin kabağı mı bu? Ben bundan da korkuyorum abi. Bu çürüse çok kötü bir şey olacak gibi. Müzik by Nana Kvabena. Ulan sen müziği koymuşsun, lisans almışsın da ya bana telif atatan olacak. Aa bir şey olmaya başladı. What? Kütle kaybediyor. Nasıl lan? Aa bir dakika. Burada zaman yazmıyor. Ha yazıyor. Küf arkadaşlar. Küf oluşmaya başladı. Ve bu sünger gibi olan küflerden oluşmaya başladı abi. Bal kabağı çok sıkıntılı. Ya ben bu küf olayı da anlayamıyorum abi ya. Canlı bir madde nasıl çıkabiliyor kuru bir maddenin içinden ya? Allah'ın hikmeti işte. Onu bir ara araştıracağım ya. Yemin ediyorum merak ettiğim bir soru. Bu değil hele o etteki muhabbet. Mesela sinekler geldi koydu o kurtçukları.
bir şey izlemiştik ya biz geçen. Sütün içinden hiç de sinek de konmadı, bir anda lavalar çıkmaya başlamıştı sütün içinden. Nasıl olabiliyor? Oksijen de canlı mı var? Onları araştırmak lazım arkadaşlar. Sorularımıza cevaplar bulalım. Derken sakal bıraktı resmen Balkava. Ama bu çok kötü ha. Toz. Sanki spor değil mi? Spor yapıyor gibi şu an. Hani mantarlarda veya bazı bitkiler spor yapar ya. Küf atar böyle. Sanki spor yaptı yani. Bilenden anlamıyorsunuz. Spor küfü gibi oldu yani. Bu çok da iğrençmiş bu ya. Bu neymiş tövbe tövbe. Ama abi o et neydi ya? Anladınız? Rüyama girecek ya. Bir de kütle kaybetti. Bakın bu videoda çok ilginç bir şey öğreniyoruz arkadaşlar. Su giden yerde ölüm oluyor arkadaşlar. Ölüyor ve yeni bir tür canlanıyor. Aslında burada şunu öğrenebilir miyiz? Ama havada da su var. H2O. Oksijen. O zaman uzayda her türlü hayat olamaz mı? Şimdi bakın buradan bazı filozofi çıkarımlar yapmamız lazım. Bu videoyu izliyoruz ama boş şey izlemeyelim. Değil mi kardeşim? Şimdi su günlerce 60 gün durduğu halde bile bir şey olmadı. Sadece kütlesinden kaybetti. Yani zaman suya sadece kütle kaybı yaşatıyor. Fakat et suyunu kaybettiği zaman yeni bir canlının doğumuna vesile oldu. Balkaba kütle kaybettikçe küf organizmasının bir mekanı haline geldi. Yani su olmadan üreyebilen ve çoğalabilen nemden besleniyor olabilir ama o da doğru. Ama nemsiz bir yerde o zaman küf olmaz mı? Bilim sorgulamaktan ve cevap bulmaktan ibarettir arkadaşlar. Her zaman sorgularınızın cevaplarını arayın. Bak mükemmel bir ana fikir çıkarttık. Cidden ben şimdi bu videoyu bırakıp hatta hadi eğitici olsun. Küf nasıl oluşur lan? Yemin ediyorum az size eğitici olsun. Bu videoyu izleyenlerin o mesela küfün nasıl oluştu? Küf mantarları özellikle havada bulunan sporları. Aa bak spor. Nemli ve besinli ortamda çoğalarak meydana gelen mantarlardır. Havada bulunan sporları. Havada nasıl spor bulunur? O zaman cevabımız şeyimiz bu. Havada neden spor bulunur? Ama bunun cevabını bulabilir miyiz? Gerizekalı. Açık havada spor yapmanın faydalı diyor. Sana şimdi küfür etmeden ne yapayım? Bak işte bunun cevabını nasıl bulacağız? Küf mantarı. Evet bu bir mantar çeşidi. O zaman mantarlar sıvıya ihtiyaç duymadan büyüyebiliyor mu? Bakın bunları araştırmamız lazım. Mantarların beslenmesi. Aa bak diyor ki biyosentez içinde karbonlu kaynaklara. Yani bitkiler. Buradan doktor profesör de profesörmüş şimdi de yani bir şey diyemeyiz de. Profesör doktorcuğum biraz anlayacağımız şeyden yapsaydın ama burada mikrobiyoloji sitesi. Yani oyun kanalı mikrobiyoloji sitesine girerse böyle olur. Eğitici Rui Chente vs atıyorum buradan. En azından o mantarların spor sayesinde oluştuğunu öğrendik arkadaşlar. Aa çevredeki atıkları çürüterek doğaya katkıda bulunurlar. Sütü ekşitirler, sirke yapımını sağlarlar falan onları geç. What? Bu ne lan? Ne alakası var? Merhaba, bir kadınla konuşurken istem dışı göğüslerine bakıyorum. Bu beni rahatsız ettiği gibi karşımdaki insanı rahatsız ediyor. Bakmak ya da birini rahatsız etmek istemiyorum. Ancak bu olay istem dışı oluyor. Ve bu beni... Siktir lan amık abazası. Soracağın soru yedim ya. Şekli düzgün olmayan kayanın yoğunluğu nasıl bulunur? Tavuk götü de denilen hastalığın diğer adı nedir? Baş ağrısı ne ilgili? Akciğer... Ben bu siteye nereden girdim? MyNet ne yapıyorsun? Ne sakin. Bu video amacından çıkmadan. Hoşçakalın, sadece kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu olayı araştırmaya sakın unutmayın. Güzel bir konu. Güzel, merak edici bir şey. Ortamlarda hava atarsınız. Küflenme nedir? Aslında burada ben bak benim de araştırdım. Ama şunu öğrenmiş olduk. Havadan tamam küf diye bir şey olmadığını, küfün binlerce mantar organizmasına oluştuğunu öğrenmiş olduk. Küf diye bir şey yok. Hemen annenize gidin hava atın. Limon küflenmez. Limon mantarlaşır. 70 bin adet farklı tür varmış. Mantar, küf mantar olarak. 1,5 milyon farklı mantar türü varmış. Tamam işte küf mantarları sporlarla üreme özelliğine sahiplermiş. Yani rutubetli ortamlarda havada spor dediğimiz bir olay varmış. Küf spor nedir mi yazsak? Arkadaşlar spor aslında üreme şeyi gibi bir şey, üreme hücresi gibi bir şey diye hatırlıyorum mantarların. Mantarların tohumları gibi düşünebiliriz ama mikroorganizma derecesinde göremiyoruz. Havada uçuşan yani o bayağı karışık ama karışıklı diye aslında çok fazla. Kısacası küflenmeden yemeklerinizi yiyin ve araştırma yapın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu videoyu like atmayı sakın unutmayın ve daha çok çürüyen yiyecek videosu gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.